23 Eylül 2021. Aydınlık Gazetesi İsmet Özçelik. Fatura AK Parti'ye kesiliyor. Dünkü Aydınlığın manşeti. Kırşehirli çiftçi Şevket Eker tarım kredi kooperatifinden borç almış. Bir kısmını ödemiş, bir kısmını ödeyememiş. Tarlada çalışırken icra memuru gelmiş. Traktörüne el koymuş. Olay anının görüntülerini izledim. Çiftçi Eker'in çaresizliği gözümün önünden gitmiyor. Kimseye söyleyecek bir sözümüz kalmamış. Jandarmaya, avukata, icra memuruna gücümüz yetmedi. Tarlada çalışan traktörü bağladılar. Yedi eminde tutun, muhtarlığa teslim edin dedik, bizi anlamadılar. Hani çiftçinin traktörü hacizle götürülmeyecekti? Şimdi tarlamızı nasıl süreceğiz, nasıl ekip dikeceğiz, biz ne yapacağız, kime derdimizi anlatacağız dedi. Güneydoğu'dan, İç Anadolu'dan, Ege'den, Akdeniz'den, Karadeniz bölgesinden her yerden benzer haberler geliyor. Güneydoğu'da DEDAŞ sorunu var. İcra memurları köy köy geziyor. Çiftçiler faiz ve icra terörü altında. Kendi deyimleriyle inim inim inliyorlar. Üretim için çırpınıyorlar ama traktörlerine ve üretim araçlarına el konuyor. Urfalı, Diyarbakırlı, Mardinli, Amasyalı çiftçilerle konuştum. Gidişatın iyi olduğunu söyleyen yok. İcraların artacağını ifade ettiler. Nedenini de şöyle açıkladılar. Bütün çiftçiler borçlu. Şehirlerdeki marketlerde ürünler çok pahalı. Ama tarlada para etmiyor. İzlenen tarım politikasında sorun var. Üretim yapmakta zorlanıyoruz. Böyle olunca da borçlarımızı ödeyemiyoruz. Konya Akseki üzerinden Antalya Gazi Paşa'ya gittim, döndüm. Yollarda, tesislerde değil, köylülerin olduğu yerlerde mola verdim. Özellikle Konya'yı merak ettim. Köylüler ballarını, mısırını, ürettiklerini satıyorlar. Derme çatma masa sandalyeler koymuşlar. Odun ateşinde çay demlemişler. Mübalağa değil bir tek memnun olana rastlamadım. O kasketli köylüler televizyonda ahkam kesenlere nal toplatır. Her şeyin farkındalar. Sadaka ekonomisine karşılar. Denizin bittiğini görüyorlar. Tek istedikleri üretim yapmak. Hepsi devletini arıyor. Alanya, Gazi Paşa, Manavgat, Türkiye'de en çok kazanan bölgelerden. Ama onlar da sıkıntıda. Sohbete giriyorsunuz, başlıyorlar sızlanmaya. Girdi fiyatlarına vurgu yapıyorlar. İlaç, gübre, tohum çok artmış. Ekimi borçlanarak yapabildiklerini söylediler. Kuraklıkta cabası. Her yer avokado oldu ama susuz kaldı. Mevsimsel sorunlar da eklenince ürün döküldü. Verim yarı yarıya düştü dediler. Manzara özetle böyle. Bu gidişatın bir bedeli olacak. AK Parti yönetimi farkında mı bilmiyorum ama fatura onlara kesiliyor. Bir an önce çözüm getirilmezse AK Parti için sonuç sürpriz olmayacak. İktidar garip bir taktik izliyor. Ayasofya'da Atatürk'e hakarete sessizlik, adli yıl açılışında dua, ders saatlerinin namaz saatlerine ayarlanması, aşırı İslamcı isimlerin öne çıkarılması. Belli kesime hedefleyen uygulamalar artık AK Parti'ye oy getirmiyor. Tam tersine götürüyor. Nitekim görüştüğüm birçok AK Partili tepkili. Bu tür hamlelerin partiden uzaklaşmayı tetiklediğini düşünüyorlar. Çiftçi, esnaf, memur burnundan soluyor ekonomik sıkıntı, işsizlik hat safhada. Peş peşe gelen zamlar herkesi zorluyor. Biz nelerle uğraşıyoruz? Kendi ipimizi çekiyoruz diyorlar. AK Parti ağır bir fatura ile karşı karşıya. Ama bundan mutlu olanlar da var. İçerideki Amerikancıların ağızları kulaklarında, ellerinin kuvvetlendiğini düşünüyorlar. Provokasyonlara gaz veriyorlar. Uyarması bizden.